Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer yeni geliyorsanız ben Emine. Bugün sizlere çantamda ne var videosu çekmek istedim. Uzun zamandır video atmıyorum çünkü bilgisayarım bozuldu, editleme yapamıyorum. Telefondan editleme yaptığım için de bu videoda aynı bu şekilde olacak. O yüzden sesim biraz değişik çıkıyor ve kötü çıkıyor ama olsun, yapacak bir şeyim yok. Video atmak istiyorum. Çok sıcak değil mi? Ben vantilatörsüz duramıyorum. Şu an yanımda zaten. Anlaşılıyordur. Daha fazla uzatmadan hemen videoma geçmek istiyorum. İlk olarak normalde ben bu çantayı kullanıyorum. Yaz kış. Ay şöyle. Böyle büyük çantalar kullanıyorum. İçine ceketim, odur budur, her şeyi koymak için. Bir yerden 10 liraya almıştım indirimdeyken ve okul hayatı boyunca, üniversite hayatı boyunca tam bir sene boyunca bunu kullandım. Hala daha sağlam ve ben bunu hala kullanıyordum. Sadece bayramda şu çantayı kullanmak amacıyla İçindekileri buna aktardım. Hatta çoğu sığmadı. Onları da göstereceğim ama çünkü bu çantamın içindeydi. Bakalım, bunun içerisinde birkaç tane ıvır zıvır var ama onları göstermeyeceğim. Hemen başlayalım. İlk olarak şöyle Rozman'dan almış olduğum, yanımda taşımak amacıyla bir diş macunu bulunduruyorum çantamda. Sadece bu ruj değil, genellikle pastelin rujunu kullanıyorum. Yanımda taşıyorum ama o gün hangi ruju kullanıyorsam işte yanıma koyuyorum. Bir tane ruj bulunduruyorum. Bir tane kalem. Şöyle gözlük kutusunun içerisinden gözlüğüm çıktı. Yanımda taşımak amacıyla, sonuçta kutuya koyayım diye, şöyle bileklik koymuşum. Bir tane gözlük silme bezi. Gözlüğüm bu arada 20 liraya aldım. Orijinalini kullanmıyorum. Çünkü daha alır almaz kullanmak nasip olmadı. Gözlerim bulanık gösterdi. Gittim kadına, değiştirmedi. Ben de uğraşmak istemedim. Ve orijinal gözlüktü. Neyse, haram olsun yani, başka bir şey demiyorum. Şu çantamın içine geçelim hemen. Şöyle ön tarafını açtığımızda yine bir ruj çıkıyor. Bakalım 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 bakalım. Yine bir ruj çıkıyor. Ve bir ayna. Bu tabii taşlı tuşlu böyle. Çok güzel bir aynaydı. Ben bunu yere bir düşürdüm, bir de kırdım. Şöyle ön tarafından bozuk paralar çıktı. 1,5 TL. Ön tarafını kapatalım. Büyük kısmı açtığımızda ise şöyle cüzdanım çıkıyor. Bunu da çalıştığım yerden almıştım. Bu arada bu çantayı da çalıştığım yerden almıştım. Önceden çalışıyordum ben. Bir takıcıda ayakkabı, çanta, takı üzerineydi. Şöyle cüzdanımın kart ve fermuarlı yeri olarak iki bölüm var. Tabii cüzdan yırtılmaya başladı. Fermuarı da bozuldu. Şöyle. Ah, bakıyor, bakar mısın? Neyse, göstermiyorum. İçinde fişler. Nüfus cüzdanım. Para, money bir şeyler var. Çantamdan bir diğer çıkan şey ise şu Benri'nin ıslak mendilleri. Ve ben her zaman ıslak mendil bulundururum. Ayrıca kuru mendil. Zaten sinüzit olduğum için kuru mendil kullanmak zorundayım. Bulundurmazsam kendimi çok çok eksik hissediyorum. Bir tane ıslak mendil. Bir tane dediğim gibi kuru mendil. Bir de şöyle bozuk para cüzdanı çıktı. Bunu Akçay'dan almıştım. Normalde fiyatı 7 lira falandı. 3,5'a falan aldım ben. Şöyle. Bir tane anahtarım çıkıyor. Anahtarımdakileri göstereyim hemen size. Şunu babama aldırmıştım. Neydi oranın adı? Ürgüp. Ürgüp'te çalışırken. Şu cezaevinden gelmiş olması lazım. Bizim komşumuzun oğlundan bize göndermiş. Ben de onlardan birini kaptım hemen. Şu Çanakkale otobüsü gelmişti. Böyle ürünleri satan. Hemen bundan aldım. Daha vardı. Bebek falan vardı bunun üstünde. Emine yazılı böyle ahşaptan anahtarlık vardı. Ama onu kırdım. Bebeği de kopardım. O yüzden çıkarmak zorunda kaldım. Dediğim gibi bu pembe çantayı kullanmadığım için, aslında büyük çantayı kullandığım için her zaman onun içinden her şey çıkabilirdi. Ama şu an elimde bu olduğu için bunu çekmek istedim. Şöyle bir Dursun Bey Balıkesir otobüsünün bileti. Normalde arabayla giden Emine ilk defa otobüste gitmişti. Bir de onu saklamışım orada. Şöyle bir tane toka. Bir tane ıslak mendil. Yemekçilerin yemek. Bir tane naneli sakız. Bir tane de şöyle Dursun Bey Dursun Beyler buluşmasında Sındırgılılar da gelmiş oraya. Onların tanıtımı gibi bir şey. Onların da panayırı var. Onun kağıdına
dağıtıyorlardı onu. Bir de en sevdiğim küpenin teki, bunu kaybettim teki, nereye düşürdüm bilmiyorum. Bundan daha önce de almıştım. Normalde 10 liradan 1 liraya falan düşmüştü. Outlet ürünleri olarak geliyordu bizim dükkana. Onu da daha bir kez taktıktan sonra kaybetmiştim. Bunu da 5 liraya almıştım. Bunu da tekini kaybettim. En sevdiğim küpelerden biri. Yanımda taşımak amacıyla koymuştum fakat kaybettim. Benim çantamdakiler bu kadar. Aslında benim normalde çok ıvır zıvır var ama bir bakayım ben yine de ya. Diğer çantamdan da şu çıkıyor. Ben onları da göstermeden edemeyeceğim. Yani aslında bundan daha çok ıvır zıvır çıkıyor da. İşte ben çöp olmasın amacıyla atıyorum. Şöyle ceza kağıdım. Ödendiği makbuz daha doğrusu. Şurada asıl ceza kağıdım bu işte. Şöyle ödeyeyim. Ondan sonra şurada yine Oneo naneli sakız. Böyle naneli sakızdır, şekerdir taşımayı çok seviyorum. Zaten midem hemen bulanıyor benim. Şu kalpli kutum. Bunun içerisinde sanırım satacağım kolyem vardı da altın yüksekken satayım dedim. Zaten sürekli kopup duruyor. Annemin doğum günü hediyesi ama satmak zorundayım çünkü çok kopuyor. Anneme de sordum zaten. Daha güzel bir ay yıldızı kolye almak istiyorum. Daha hafif. Bunun ucu çok ağır ve taşlı çünkü. Bunu yanımda taşımışım. Bir tane Carrefour sakart. Bu iki oldu Carrefour sakart çıkarttım. Doldurup da götürmediğim. Bu da aynı. Boşa çıktı. O yüzden kopardım kağıdından. Bir tane çakmak çıktı. Sigara içmiyorum ama neyse. Bir tane 5 lira çıktı. Başka? Burada da bir tane toka çıktı. Çikolata. Oo, bayramlarda şeker dolduruyorum çantaya. Ön tarafımda yine bozuk paralar çıktı. Şöyle bir tane PTT Bank para çekme fişi çıktı. Bir tane de gratis fişi. Bu kadar. Da arka planımı beğenmemiştiniz. Bir de bu şekilde denedim. Yani en uygun bulabildiğim buydu. Eğer bunu da beğendiyseniz lütfen belirtmeyi unutmayın. Benim çantamda ne var videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.